Surprise. Anlık bir kararla canlı yayın açtım. Gelenler şimdiden hoş geldi. Az önce bir seanstan çıktım. Evet, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Az önce bir danışanımla seanstan çıktım ve çok güzel bir hatırlatıcılık yaptı kendisi bana, sağ olsun. Uzun süredir anlatmak istediğim bir mevzu vardı size. Bu arada aşağıdaki mesajları görüyorum. Hoş geldiniz canlar. Anlatmak istediğim bir mevzu dediğim şey aslında bir örnek, tamam mı? Şimdi ben kendi yaşadığım süreçlerde, yaptığım yolculuklar, hayat tarzımın içine girdiği değişiklik, gittiğim lokasyonlar falan içerisinde çok büyük iki tane aydınlanma yaşadım. Bunun bir zamanlar benim hayalim olan şey olduğu ile alakalı. İkincisini çok yakın bir zamanda yaşadım, yaklaşık bir hafta önce filan. Ama ilk aydınlanmayı Meksika'ya gittiğimde yaşamıştım. O zamandan beri de anlatmak niyetimde var. Aşağıdan sorular ve yorumlar yazdığınızı görüyorum. En son bakacağım, yanıtlayabileceğim bir şeyler olursa yanıtlayacağım. Şimdi size Meksika'da yaşadığım çok büyük bir aydınlanmayı anlatıyorum. Böylece de daha önce herhangi bir yerde bahsetmediğim kendi sürecimle alakalı bir parçadan da bahsetmiş olacağım. Şimdi benim ne zamanlar, yani aslında 2018'in sonundan beri kademeli olarak sürekli karanlıklara giriş, aydınlıklara çıkış, karanlıklara giriş, aydınlıklara çıkış gibi bir sürecim var. Tabii ki bazı şeylerin bir kırılım noktası yaşadığı, yani o uyanışın artık yön değiştirdiği bir alan oldu. Ama buranın içerisinde birkaç tane döngü yaşanmıştı ve ben hangisinin ne olduğunu tam tartıp biçemiyordum. Ve çok yakın zamanda ayrımına vardığım bir şey oldu ki o da aslında ruhsal demeyelim, ne diyelim buna, egosal bir ölüm. Yani içsel bir ölüm ve yeniden doğum süreciyle çok keskin bir olay fark ettim. O olaydan sonra benim için işler çok değişti. O da kolumun kırılmasıydı. Merdivenden kayıp düşmüştüm. Sağ bileğim kırılmıştı. Ve ben aslında orada bir çeşit ölüm yaşamışım. Bunu oraya oturtunca, yani aslında kendimizin bir versiyonunun ölmesi gibi düşünürsek, eski ben orada ölmüşü o timeline, yani o zaman çizgisinde oraya yerleştirince hikayenin tamamı böyle ana diye bir anlam ifade edişe geçti. O yüzden de aslında oradan sonra benim bir araf sürecim var. Yani eski ben öldü ama yeni ben doğamıyor. Ve araf deyince aklınıza her ne geliyorsa onunla ilgili bin bir türlü şeyi de yaşadım. Cennet cehennem sürekli bir arada. Gerçek anlamda ama çok hardcore bir anlamda. Bu şekilde 1-2 yılım geçti diyebilirim. Yani minimum bir yılım geçti. Ve tam o araf dönemlerindeyim. Gerçekten çok dengesiz bir haldeyim. Evde yokum. Bedenimin içerisinde yokum. Bir şeylere uyanıyor gibiyim ama tam da zihin bilgileri alsa da bilinç uyanamıyor gibi bir noktadaydım. Zaten ilk kez bilinçaltıyla çalışmaya başlamam da burada olmuştu. Geçenlerde birileri bana içsel çocuk ve self sabotaj, bunlarla ilgili kitap önerin var mı diye sormuştu galiba. Tam ne konudan sorulduğunu hatırlamadım. Sanatçının yolunu söylemiştim. Sanatçının yoluna başladım ve kendimle derin tanışıklığa ilk başladığım yerde oluyor kendisi. Şimdi tam o zamanlardan geçerken ben bir tane inzivaya gitmiştim. Yani o inzivada enerjim o kadar ağırdı ki. Şu anda bir kampa, bir inzivaya gittiğimde, bir çembere girdiğimde eğer ağır bir enerjisi olan, yoğun bir sağ altımdan geçen, tetikleri çok olan vesaire birisi gördüğümde kendime hep bunu hatırlatıyorum. Diyorum ki bir zamanlar
Çemberin o kişisi sendin. Sakin ol. Yani çok yoğun bir sağ altımdan geçmiştim o inzivada. Ve gerçekten şeydi, güzel bir alan tutulmuştu ve bütüncül bir alandı. Böyle yoga, şamanik pratikler, nefes, meditasyon falan bir sürü şeyin kombinasyonuydu. Şimdi oradaki nefesin de şeyi vardı, ne denir, alan tutucusu. Belki bir gün kendisi izlerse, Cansu vardı orada. İsmini de vermiş olayım çünkü zaten bileceksiniz. O zamanlar böyle Cansu'yu görmüştüm. Ve hem böyle çok güzel, parıl parıl, birçok rehberden yaşı daha genç vesaire. Böyle Instagram'dan takip etmeye devam ediyorum. Ve şey görmüştüm. Meksika'da inziva yaptığını. Tulum'da mı ne, bir tane böyle 3 günlük falan retreat yapıyordu. O zamanlar kişi ve kurumlardan, karakterlerden tamamen bağımsız. Ben herkesi ve her şeyi kıskanıyorum zaten. Ama kıskançlık dediğim de ne biliyor musunuz? Kendimi o kadar yetersiz hissediyorum ki. Bir haltı beceremedim bu hayatta. Yani kendimle ilgili tek hissiyatım bu. O yüzden biraz olsun farklı bir şey yapmış birini görünce çıldırıyorum. Yani o insandan bağımsız benim o kendi yetersizliğim, kendi bir şey yapamayışım üstüme bastığı için ve birçok şey hayatta imkansızlar ötesi ve kendimi çok küçük gördüğüm için beni o kadar çok tetikliyordu ki onu görünce de şey olmuştum. Ya bu insanlar bunu nasıl yapıyor? Bir de o zaman yoga eğitmenliğim var. Bir süre online'da meditasyonla ilgili alanlar açmışım. Ve o sırada online'da meditasyon atölyesi falan yapıyorum ama şeyim, yani daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Daha fazla görünür olmak istiyorum. Daha fazla konuşmak istiyorum. Daha fazla anlatmak istiyorum. Ama kendime asla hak görmüyorum. Ben kimim ki anlatacağım? Ben kimim ki konuşacağım? Daha zibilyon tane şey öğrenmem lazım bilmem ne. Bir yandan da bir sürü kişinin yaptığı, anlattığı şeyi beğenmiyorum falan. O yüzden de kendimi çok böyle düşük, değersiz bir yerde hissediyordum. Ya şunu düşünmüştüm. Ya zaten alternatif bir yol seçtin. Nefes eğitmeni oldun, meditasyon eğitmeni oldun, yoga hocası oldun. Hadi Türkiye'de kamp yaptın, hadi kitlen oldu, hadi para kazandın. Ya Meksika'da nasıl yapıyorsun ya? Meksika'da, ta buradan Meksika'da inziva yapan bir insan olmak ne demek? Bu seviyeye nasıl geliniyor yani? Nasıl geliniyor? O kadar böyle dağlar, taşlar, ilahi falan bir yere koymuştum ki. Asla olmayacak bir şey. Çok uzak. Atla deve. Bir de o zaman kafam o kadar kodlu ki. Yani bu hayatta başarılı olman için işte çevren olması lazım. Aileden zengin olman lazım. Zaten o zenginler onların çocukları yapar. Ama ben değilim. Ben yapamam. İşte zaten bir insan bir şeye kolay ulaştıysa kesin şöyledir falan. O kadar çok kod var ki, yani kendimin dünyadaki bütün güzelliklerden neden men olması gerektiğine dair binlerce kanıt var elimde. Binlerce yani. Öyle bir zihin. Böyle bir şey aklımdan geçmişti. Ve böyle çok imreniyordum yani. Ne demek ya Meksika? Sonra bunun üstüne kaç yıl geçti ben size söyleyeyim. Bu dediğim şey 2022'nin başlarında oluyor, Şubat'ta falan. 2 yıl geçmiş ama bir de bana sorun, o 2 yılda kaç hayat yaşadın, kaç tane paralel yaşantı dönüştürdün, kaç kozmos yol kat ettin diye bir sorun. Son 2 yıl benim için yani 28 yıl falan vardır yani, dünya zamanıyla tabii ölçmek mümkün değil de. Ben böyle bir şeyin varlığını bile unuttum. Ben o inzivaya gittiğimi dahi unuttum. Ondan sonracığıma ben o yani o süreçte mi Araf zaten, yani hafızam yerinde değildi. Sonra bir gün Meksika'da yürüyorum. Ben Meksika'da 1,5 ay kadar spesifik belli bir yerde kaldım. O da kendi içinde spiritüel bir komünitesi olan bir alan.
Ya boyunuz kaç diye bir soru gördüm şu anda. Boyumun ne alakası var? Ama boyum 1.67 falan. Çok gözüm takıldı, cevap vermek zorundaydım. Orada da dolayısıyla işte workshop açılacak alan, yoga stüdyosu, ekstatik dans vesaire, yani her şeyin alanının açılabileceği bir ortam var. Ve oraya benden önce giden, benim Meksika'ya gidişimden önce giden birkaç tane güzel yoldaşım, dostum vardı. Ve orası şöyle bir yer, yani insanlarla biraz olsun tanışıp konuştuktan sonra aslında hemen hemen sen gerçekten bir alan açmak, tutmak istiyorsan her şeyin alanını açabilirsin. Birkaç tane bağlantı kurup istediğin yerde bir inziva, retreat yapabilirsin gibi gibi. Ya bunları falan da konuşuyorduk sürekli ben gitmeden önce veya ben oradayken. Ve Meksika'da bir gün şehirde yürüyorum sokakta. Bir saniyelik flashback'le aklıma 2 yıl önceki kendimin o hali geldi. Ve fark ettim ki şu anda şöyle parmağımı şıklatma kadar bir eforla, canım gül, selam, hoş geldin, iyi ki geldin. Şöyle bir efor ya, sokakta yürümek kadar. Tuşa basacağım sadece. Diyeceğim ki tamam işte geliyoruz. 3 günlük yoga retreat programı gönderiyorum kapatınca. Fiyat şu, kontenjan şu. Meksika'da bir inziva yapmak benim için bu seviyeye gelmiş. Daha yeni gitmiştim. Şehirdeydim, o bahsettiğim kasabaya bile geçmemiştim. Hele ki oraya taşınınca orada 1,5-2 aya yakın kaldım. Orada bir tane yoga stüdyosunda ders verdim. Orada bağlantılar kurdum. Ve hani orada zaten o alanın açılabileceği 3-5 tane mekan varsa hepsini tanıyorum. Hepsinin sahibini tanıyorum. Bu şey, bir yerden söylemiyorum bu arada. Bütün mekanların da sahibini tanıyorum falan. Öyle bir şey değil. Çünkü zaten zor değildi yani. Herkes her şeye açık olduğu için. Ama ben orada bir inziva yapmakla, orada bir şey workshop'u vermekle o kadar ilgilenmediğim bir noktaya gelmiştim ki umurumda değildi. Yani versem ne, vermesem ne? Hani hiç böyle beni challenge eden, beni heyecanlandıran, "Aa, görüyor musunuz? Burada da şöyle bir inziva yaptım." demenin benim için bir kıymeti veya bir şeyin göstergesi olduğu bir noktada olmaktan çıkmışım. Bir cazibesi, bir özelliği kalmamış. Yani düşünün, 2 yıl önceki benim böyle ilah yaptığı, o konuda nasıl olunuyor ya, hani hayallerim bile yetmiyor gibi baktığım bir şey. Şu anki ben için, yani üstüne para verirseniz düşünürüm falan bir noktaya gelmiş. Yani kolaylığını geçtim. Zaten tabii ki sadece bu konuda değil, kafamda bir sürü limiti aştığım, şu an göremiyorsam dahi, şu an bana yolu yordamı görünür değilse bile her şeyin illaki bir oluru vardır. Yeter ki sen ne istediğini seç ve ne seçersen seç yaşayacağını bil. Yani bunun hissiyatına geldiğim bir noktadaydım. O yüzden İşte orada inziva yapan Tulum'da da yapar, Tulum'da yapan Ibiza'da da yapar, orada yapan New York'ta da yapar. Hangisini istiyorsun yani? O limitler kalktı. Hani onu biliyordum. Fizikselde tezahür etse de etmese de. Çünkü kendi içimde bambaşka limitleri aşmıştım. Beni heyecanlandıran bir seçenek olmaktan bile çıkmış. Çok sevdiğim bir YouTuber var. Çok söylerim. Benim yolculuğuma çok büyük katkısı olmuştur kendisinin. Aaron Doughty, Amerikalı birisi. Muhtemelen ezoterik bir kaynaktan alıntı ama birçok videosunda söylediği şöyle bir kavram vardı. Decreased importance. Yani azaltılmış önem. Şimdi bir şey ne kadar çok önem atfedersen. Mesela şurada dolu bir su bardağı var, tamam mı? Bu dolu su bardağı yakışıklı bir sevgili olsun veya bu bir milyoner olsun. Milyoner olmak olsun. Bu bir milyoner olmasın. Şimdi bunu alıp milyoner olmak çok zor veya yakışıklı bir sevgilim asla olmaz koyarsan ve aşırı fazla önem atfedersen
aslında enerjetik olarak ne yapmış oluyorsun biliyor musun? Bu benden ayrı bir şey. Bunu yaratmanın potansiyeli, bununla eş titreşmenin imkanı oluru benim evrenimde değil. Bu ayrı bir evrende, ben ayrı bir evrendeyim. Bunu yaptığın zaman zaten yaydığın mesaj bu oluyor ve o olasılığın hayatında tezahür etmesine dair bir direnç yaratıyorsun. Çünkü aranda bir ayrım yaratıyorsun. Düşünün yani bazı şeyler, örnek veriyorum, kilo vermenin çok zor olduğunu düşünen, zayıf olmak işte hayallerdeymiş gibi hisseden bir insan çok zayıf, çok fit birine baktığı zaman ya nasıl onun için bu kadar kolay diye düşünebilir. Çünkü o kişi yediği şeyi kalorisi kalorisine hesaplamıyordur, yiyordur, geçiyordur. Veya para içine doğan, para dolu bir aileye doğan birisi için nasıl ki para fark etmiyorsa, hani ha masanın üstünde bir tane peçete durması, ha şurada bir tane kalem durması, ha bir milyon dolar noktasında parayı hani değersizleştirmek demiyorum, önemsizleştirmek. Decreased importance, yani ona verdiğin önemi azalt. Onu kendinle aynı seviyeye getir. Onu ekstra, ayrı gayrı, fantastik bir şeymiş gibi bir yere koyma. Gerçekten peçete para, kalem para, böyle bir şey olsun. Küçültmek, değersizleştirmek vesaire gibi değil. Ama benden ayrı değil. Benden gayrı değil. Ekstra bir anlam yükleme. Çünkü bu hayatta her şeyin ne anlama geleceğine biz karar veriyoruz. Şimdi sen yanında çok yakışıklı, herkesin dibinin düştüğü bir erkek olsun falan. Bunu kendi değerini biçen bir şey olarak görürsen, yani benim ancak yanımda böyle birisi olursa benim ne kadar değerli ve güzel olduğumu herkes anlar dersen, o senden uzaklaştıkça uzaklaşır, uzaklaştıkça uzaklaşır. Veya para. Şimdi evet, büyük paralar yaratmak senin bir hedefin, hayalin olabilir, olsun da, ama o para gelene kadar benim hayatım güzel ve düzgün olmayacak gibi bir yerden o parayı istiyorsan, o para senden kaçar. Yani sen ona doğru gittikçe o kaçar. Para olsa da okeyim, olmasa da okeyim noktasında olursan. Pardon. Aşağıdaki şeyler dikkatimi dağıttı. Onlara da cevap vereceğim. Senin doğal bir halin olması gerekiyor bir şeylerin. Ne çok fantastik, ne çok önemsiz. Kendine verdiğin değer, kendi olduğun haline dair kabulün, yaşamdaki potansiyellere dair kabulün oluyor. Eksikliği tamamlama refleksiyle bir şeye yönelirsen sadece eksikliğin artıyor. Yani onun orada olmaması bir eksiklik. Birinin gidip yurt dışında bir inziva yapması onun ne kadar harika bir spiritüel rehber olduğunu gösterir. Ben öyle bir inziva yapmıyorsam ben çok değersiz bir spiritüel rehberimdir. Böyle düşünüyorsan zaten geçmiş olsun. Sen o kendi içindeki özdeğer problemini çöz, zaten istediğin şey etrafında tezahür eder. Şimdi bu ilk farkındalığımdı. Bu arada aşağıda birisi Aaron Doty'yi çok seviyorum demiş ve şey demiş, don't put it on a pedestal. Evet, bunu diyor. Pedestal işte kaide demek. Yani bir sanat eseri böyle kaidenin üstünde böyle sergilenir ya. Hiçbir şeyi öyle cam fanusun içerisinde sergilenecek kaşıkçı elması yapma. Çünkü hepsi aynı frekansın. Sürekli aynı şeyi yazıp duran bir arkadaşımız var. Yazma artık. Şu an çıkaramıyorum seni. Her şey aynı frekansın farklı tezahürü. Tıpkı ışıklar gibi, tıpkı dalga boyuna göre onu yeşil, kırmızı, mavi, turuncu görmemiz gibi. Enerji bir tane ve enerji sadece işte insan olarak tezahür ediyor, para olarak tezahür ediyor, eşya olarak, araba olarak vesaire tezahür ediyor. Yani birlik bilinci dediğimiz şey böyle süper romantik bir şey değil.
Birlik bilinci bu. Yani parayı yaratan malzemeden ben de yaratıldığıma göre biz aynı titreşimin farklı tezahürleriysek, bu titreşimi para formatında da tezahür ettirebilirim. Bu titreşimi güzel yemek formatında da tezahür ettirebilirim. Bu titreşimin arkadaş formatında tezahür etmesine de katkıda bulunabilirim. Yani ayrıma geçmememiz gerekiyor. İstediğim şeyle ben birbirinden ayrıyım olduğu zaman seni zaten bilinç yapından dolayı anda, akışta, kuantum alanda sistem ondan olmayan evrene koyuyor. Milyarderlik imkansızdır. Yani milyarderlik ile ben aynı evrende yaşamıyorum. Tamam, seni öbür paralel evrene atalım. Hiç sorun değil. Gibi. O kadar şey yaptım bir yudum için. Diğer farkındalığımsa biraz daha eğlenceli. Şimdi biraz yine parça parça anlattığım kısımlar hikayemin ama bu Araf'tayım dediğim dönem ben bir 6 ay kadar Fethiye'de kesintisiz yaşadım. Ama ondan öncesinde ve sonrasında yine 2018'den beri benim hayatımda sürekli Fethiye ve özellikle de Faralya bölgesi var. Önce bir arkadaşımla Kabak'a gidiyoruz. Neymiş bu Kabak? Herkes gidiyor. Biz de bakalım gidelim falan diye. İlk kez Kabak'a gidişim 2018'de oluyor. Ondan sonra çeşitli vakitlerde ben hep Fethiye civarına gidiyorum. Fethiye'de Babadağ'da, Baba Kamp'ta gönüllülük tecrübem var. 1,5 ay kadar yanlış hatırlamıyorsam. Yine böyle Faralya'nın dikeydeki tepesi oluyor. Tatillere gittim, yamaç paraşütleri yaptım. Ya her yıl, neredeyse her yıl, 1-2 yıl falan boş geçmiştir. Yolumu böyle Hayat ve Ölüdeniz'den falan geçiriyor. Ondan sonra şimdi bu yılda biliyorsunuz ki Akaşa eğitim kamplarına ben gidiyorum. Orada alanda destek alarak da yer alıyorum. Arada bana yazanlarınız oluyor, gelmeyi düşünüyoruz diye. Hoş gelirsiniz. Her kampta varım inşallah. Yoga ve nefes meditasyon çalışmaları birlikte yapıyoruz. O kamplarda Faralya'da oluyor. Hatta Faralya'da olduğu mekan bile benim Kabak Koyun'a ilk gittiğim yıl ismini duyduğum ve sadece ismini duyarak orası neresi, ben bir gün oraya gideceğim dediğim mekan. Dolayısıyla ben geçtiğimiz 1,5 ayın yarısını falan yine orada geçirdim. Ve son kamptan çıktık, böyle arabanın içerisinde hocamla gidiyoruz. Ve Ölüdeniz'i tepeden gördüğüm bir saniye var. Şimdi bilenler bilir. Ölüdeniz'in şeyden çekilmiş bir fotoğrafı var. Böyle tepeden çekilmiş ama çok eskiden bahsediyorum. O zamanlar drone falan yok. Böyle Turizm Bakanlığı'nın bir Türkiye turistik serileri vardır. Kitapçıkları, görselleri falan. O seriden bir böyle jenerik bir Ölüdeniz fotoğrafı vardır. O burun, masmavi olan deniz, biraz yeşilimtırak olan, gölet gibi olan yer falan. O şeyi görünce, Ölüdeniz'i yukarıdan görünce yine beynime çakan bir flashback. Olay şu. Ben böyle 8, 9, 10 o yaşlardayım. O zamanlar sosyal medya yok. Ve şöyle bir furya var. Belki bilenleriniz vardır. İnsanlar birbirlerine e-mail üzerinden şeyler iletiyorlar. Çeşitli konulardaki sunumlar. Ve benim babamın böyle bir mail ağı var. Babama sürekli değişik değişik konularda mailler geliyor. PowerPoint sunumları var içinde. Babam da o sunumları bilgisayara indiriyor. O PowerPoint sunumlarının olduğu bir tane klasör var. Olay da şu, mesela bir sunum işte Mısır piramitleri hakkındaki ilginç bilgiler. Böyle görseller, bilgiler, hani çeşitli konularda sanki bugünün böyle Facebook postları gibi, kaydırmalı postlar gibi düşünelim. Ama o zamanlar yani 15-20 sayfalık slide show'lar maillerde dönüyor böyle. Birinden sana geliyor. Diyor ki işte Himalayalardaki keşişlerin yaşantılarını biliyor muydunuz? Dalai Lama falan. Bu maili 15 kişiye gönder. Böyle böyle bu şeyler dönüyor. PowerPoint sunumları. Ben de onlara bakıyorum. Bilgisayardan bulup bulup. Ve
Maldivlerle ilgili bir tane sunum vardı, tamam mı? Böyle Maldivler görseli yani 15-20 sayfa. Allah'ım, o slaytın içerisinden geçerken ben mest oluyorum. Diyorum ki ya bu deniz gerçek mi? Bu gerçekse niye bizim gittiğimiz deniz bundan değil? Bu denizden nerede var? Ben bunu nereden bulabilirim? Ve sanıyorum ben yola buradan çıktım. Böyle parça parça hatırlıyorum. Türkiye'de mavi bir deniz nereden bulabilirim? Böyle beyaz kumlu, masmavi deniz arıyorum falan. Sonra Ölü Deniz'i gördüm. Bir yerde o bahsettiğim görseli buldum. Veya belki o maillerin içerisinden falan buldum, hatırlamıyorum. Ya zaten ismi Ölü Deniz. Değişik, fantastik duyuluyor. Zaten rengi çok güzel. Falan filan. Ben böyle o Ölü Deniz'i şey yaptım yani. Ne denir? Gözümden kalpler çıktı. Yine sanki çok enteresan bir lokasyon. Bir gün nasıl gidebilirim acaba falan. Fethiye'nin falan yerini bilmiyorum yani. Her yaz ailemle aynı yere tatile gidiyoruz. Antalya'da tek bildiğim yer orası. Büyüyünce gideceğim. Olarak ben o Ölü Deniz'in o tepeden olan fotoğrafını ekran koruyucu yaptım. Şey yaptım böyle duvar kağıdı. Ve o Ölü Deniz fotoğrafı benim bilgisayarımda aylarca kaldı. Belki yıllarca yani bilmiyorum ya da boş vakitlerimde açıp bakıyordum. Ben bunu tamamen unutmuşum. Alın size vision board. Hayat beni aldı, bir ayağımı Ölü Deniz'e koydu. Resmen yani resmen. Ve yıllardır gitmeme rağmen asla haberim yok. Hatırlamıyorum böyle şeyler yaptığımdan. Çocukluğumda böyle bir şey hayal ettiğimi unutmuşum. Son kamptan çıktığımda yani bakın olmuş 2024 yani 3-5 gün öncesinden bahsediyorum. Kamptan çıkışta o yola inerken Ölü Deniz'i gördüm. Ve dedim ki oh my god ben küçük kendimin hayalini yaşıyorum şu anda. Ve inanın bu bakış açısına geçtiğinizde şu anda içerisinde bu güzelliği, şükrü, gerçekleşenleri görmeyi belki seçmiyorsunuzdur, olabilir. Ama görmeyi seçtiğinizde bir sürü şeyin bir zamanlar ki kendinizin o ya da bu şekilde, belki birebir aynı şekilde değil ama hayali olduğunu, duası olduğunu, yaşadığınız birçok şeyin kabul edilmiş bir dua olduğunu öyle bir fark edeceksiniz ki. Bunun için zaten önce şükür bilincine zaten bence bir geçmek gerekiyor. Çünkü genelde şikayet edileceklere odaklı kalıyoruz. Şikayet edilecekleri daha çok görüyoruz. Fokus orada olunca. Ama yani kimi zaman ağzımızdan bir laf çıkıyor, tamam mı? Keşke şöyle olsaydı ya diyoruz. Ama orada spesifik bir manifest yapmadığımız için hayat diyor ki tamam olabilir ama senin bilinç yapına göre veriyor oradaki manifesti, duayı. Onun gerçekleşmesi için etrafından arkadaşlarının çekilmesi gerekli oluyor. Belki bir mesleği kaybetmen gerekiyor, yerine yenisi gelecek falan. Seni o ya da bu şekilde o konuma koyuyor. Mesela bunun harika olmayan ama canlı bir örneği hastalıklar. Bir arkadaşım anlatmıştı. Şimdi yine TETA'da falan çok örneği var da. Böyle kız ne oluyordu? Çok yoğun çalışırken, çok stresli falan artık çok bulanıyor. Yani diyor ki ya bir şey olsa da bu kadar çok çalışmasan falan gibi bir laf ediyor. Ve çok ağır bir böbrek enfeksiyonuna düşüp böyle 1,5 ay falan hastanede yatmak zorunda kalıyor ve çalışamıyor. Yani inanın hastalıklar bile böyle şeylerin tezahürleri. Zaten çoğu hastalık var olan bir durumdan kaçmak için veya bir şeylere kendini mecbur hisseden insanların kendilerine o mecburiyetlerden sıyrılmak için yarattığı şeyler. Örneğin yani sadece böyle full pozitiften değil de böyle bir yerden de bakınca gerçekten o ya da bu şekilde ben yaşadıklarımı seçmişime dair bir tane bile örnek, bir tane bile ipucu görsek zaten diğer her şeydeki simülasyonun kırılmasına sebep olabilecek zincirleme bir reaksiyonun ilk domino taşı devrilmiş oluyor. Ve bence bu domino taşlarının devrilmesiyle birlikte şunu da görmemize bir açıklık yaratılıyor. O zaman ben
ruh katmanında, ruh seviyesinde de birçok şeyin duasını etmiş olmalıyım. Yani sadece bu hayat ve bu hayatta yaşadığım yıl sayısı burada yok. Belki şu anda içindeki hikmeti, güzelliği, bana olan, bütüne olan hizmetini göremediğim şeyler, kendime yarattığım senaryolar, aileler, yerler, sıkıntılar, hastalıklar, arkadaşlar, sevgililer, bir zamanlar ki kendimin duasıydı. Ben onun şu anda hayalini yaşıyor olabilirim. Bu bir zamanlar ki kendimi, kendimin başka başka versiyonlarını, hepsini bir araya getirince acaba her şey onun hayali, her şey onun rüyası, duası olabilir mi gibi de bir yere doğru artık burası gider. Ben de orayı size bırakırım. Şimdi aşağıda yazanlara bakıp kaçacağım. Genel olarak bir kavram yanılgısı olduğunu fark ettim. Bize manifeste anlatılan bizim ona layık olmamızdı. Kendi frekansımıza onu sabitlememiz gerektiği söyleniyor. Bunu tam anlamadım. Ama manifest konusuyla ilgili bayağı kavram karmaşası olduğunu ben de gözlemliyorum. Kendim de böyle içine girip girip çıktım, girip girip çıktım. Hani tecrübe ettikçe bazı şeyler çözülüyor. Bazı insanlar ve bazı kaynaklarda işin sadece bir kısmını anlatıyorlar. Bazı yerleri bypass oluyor. Çok rezone olanlar olmuş. Evet, bunlar kendi en başta anlattıklarıma kaydedilecek mi? Evet. YouTube'a da koyacağım. İstediğimiz her şey gerçekleşebilir mi? İnanmak istiyorum. Ya şöyle, bak bu soru mesela o kavram karmaşalarına güzel bir örnek. Teknik olarak, teorik olarak evet. Ama ve lakin. Burada şunu anlamak gerekiyor şöyle bir yerden. Yani külli irade ve cüz'i irade durumunu. Evet, senin istediğin her şey gerçekleşebilir. Evet, bu kainatı var eden şeyin bir parçasısın. Senin içinde yaşıyor. Ama senin hayatta bir kontratın ve bir yolculuğun var ya. Diyorsun ki ben bu hayata gelirken şu 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 mevzuları halledip gideceğim. Şu şu insanlarla karşılaşmalar yaşayacağım. Kolektife bir kontratın olabiliyor. Belki belli bir yaşa geldiğinde yazman gereken bir kitap var, herkese ışık olacak. Belki benim şu an yaptığım gibi diyorum ki bu konuları anlayıp videosunu çekip anlatacağım. Ondan sonra yukarıda böyle o eli sıkışıyoruz. Ve buraya geldikten sonra tabii ki üçüncü yoğunluk seviyesi, nefis var, ego var, materyal var, zevkler var, hazlar var, bilmem neler. Benim kendi bilinç yapımın üstüne ekstra bilinç yapıları ekleniyor. Birkaç canlı yayın önce bahsetmiştim. Doğal, matrix ve sentetik olan diye. Bu sözcüğü de söyledim. İnşallah şey... Şunu anlatıyordum. Şimdi buraya geldikten sonra bizim geliş amacımızı, kontratlarımızı unutabileceğimiz, yoldan sapabileceğimiz çok fazla sapak olabiliyor. Burada da ilahi sistem müdahale ediyor. Yani sen bir şeyi ille de istiyorsan, onun nefsinden istiyor olabilirsin. Senin yoluna en iyi ve en yüce hizmeti sunmayacak olabilir. Çünkü sen bilmiyorsun. Çünkü sen tepeden bakamıyorsun. Örnek veriyorum. İşte bir insanla bir ilişki yaşama noktasındasın. Ve diyorsun ki işte hani bence bu insan harika birisi. Bununla devam edeyim. İlişki çok iyi gidiyormuş gibi görünüyor. Her şey... Evet, aşağıdaki yorumlarınızı görüyorum. Aynen, en son orada kalmıştı. Oraya bağlayacağım şimdi.
diyorsun ki çok mükemmel falan ama içinde bir his rahatsız veya az önce verdiğim örneklerdeki gibi toplum gözünde çok iyi birisi mesela. Çok zengin, çok konumu iyi bilmem ne. Ve diyorsun ki ya bu benim hayalimdeki evlilik, ben onu yapayım. Ama onu yaparsam başka bir ihtimal gerçek olacak. Bunu böyle filmlerden falan hatırlarsınız. Belki onu o evleneceksin, uçak kazasında 2 gün sonra vefat edecek. Bilmiyorsun yani. O kuş bakışı önce yüksek benliğimiz biliyor. Daha da kuş bakışı olanı ruhumuz biliyor. Veya ruh kaynağımız diyebileceğimiz bir yer. Tabii ki daha da üstündeki bakışlar diye gidiyor ve en yukarıda tabii ki yaradan biliyor. O yüzden bazen bizim her istediğimiz olmasın diye müdahaleler oluyor. Çünkü her istediğimiz bizim için en hayırlı olan değil. Burada şu örnek, güzel bir örnek. Küçük çocuklara her istediğini veriyor musunuz? Mesela her çikolata cips istediğinde veriyor musunuz? Ona göre işte cips eğlenceli bir gıda. O an o gelirse mutlu olacağını düşünüyor veya işte silahlı savaşlı bilgisayar oyunu oynamak istiyor. Ama sen onun göremediği bir bakış açısını gördüğün için onu ona vermiyorsun. O yüzden bir şeyi ısrarla istiyorsanız, manifestler yapıyorsanız, defterlere, kitaplara yazıyorsanız ama yine de olmuyorsa belki Rabbimin bildiği bir şey vardır ve daha hayırlısı vardır burada. Buraya geçmeyi ben daha rezone buldum, daha hizalı buldum ve kendi yolculuğumda da bunu deneyimledim. Bazı yerlerde evet işte biz ne istersek o olur, içimiz neyse dışımız o. Manifest falan buraya çok bağlayınca bir şeyleri tezahür ettiremediğimi görmek benim böyle umudumu kesti veya burada bir şeyler yanlış dedirtti. Sonra o kafadan çıkıp bu kafaya geçince ve co-creation yani eş yaradanlık, eş yaratıcılık, yaradanla işbirliği içerisinde, yaradanla istişare ile onun iradesi benim irademdir. Thy will İngilizcesi ama Türkçesini bilemedim. Bu noktaya geçince konu daha farklı bir noktaya gitti. Çünkü ben benim için en iyi olacağı ancak şu ana kadar bildiklerimle ve şu ana kadar elimdeki veri havuzunda ne varsa onlara dayanarak söylüyorum. Ama benim şu ana kadar elde etmiş olduğum yaşam tecrübesi ve verinin dışında olayları hayatıma o zaman nasıl çekeceğim? Belki hayallerimin ötesinde hiç böyle bu olsa çok güzel olurdu diye tahmin dahi edemediğim şeyler var ve onlar bana gelmeye çalışıyor. O yüzden oraları biraz sisteme bırakmak ve üstümüze düşeni yapmak gerekiyor. Evet. Az önceki konunun sonu bu kadardı. Çok güzel yorumlarınızı gördüm. Hepinizin kalbine, vaktine sağlık. Sonraki seferlerde görüşürüz. İyi akşamlar olsun hepinize. Güle güle.